Ve bunların hepsine ben bakıyorum yani bak. Çok akıllı bir köpek. Haftada iki defa bunlara en az 20 kilo şey getiriyorum. Kırıntı getiriyorum. O bir alıştığın zaman onları bırakamıyorsun. Yani biz gidiyoruz, Maraş'a da gidiyoruz. Fakat orada kalamıyoruz biz gelmede. Bunların hepsi aç kalıyor. Geldiğimiz zaman arabanın etrafında böyle çokuşuyorlar. Gecenin birinde ikisinde de gelsen arabayı tanıyorlar. Yani o kadar bize bağlandırlar ki tarifi mümkün değil yani. Bunların hepsiyle ben ve eşim ilgileniyor. Haftada en az iki defa kırıntı getiriyoruz. Bizim en büyük şeyimiz... sıkıntımız veteriner sıkıntısı. Hangi veteriner telefon ederse gidelim köpeği buraya getirin diyorlar. Fakat bizim götürme şansımız olmuyor. Arabaya bindirmek gibi bir şansımız yok. Binmiyorlar, güçlük çıkarıyorlar. Hatta geçen bir tanesi veteriner zorla buraya getirttirdik. Karnı yırtılmıştı. Onu diktirmek için eşime dedi ki kulaklarında tut ve köpeğin kulaklarında tutunca köpek rahatsız oldu. Eşimin sol eline 7 tane diş geçirdi. Ve Antep'e götürdük hastanede. Bir hafta orada tedavi ettirdik. Onun için en büyük sıkıntımız köpeklere veteriner. Yani istediğimiz an telefon edip de gelebilmeler ve ücretini de karşılarız. Bunu da söyleyeyim yani. Ücretsiz gelmesini de talep etmiyoruz. Benim şahsen kendi evim yıkıldı. Altında traktörüm kaldı benim. Kaskosu da yoktu. Cuma günü kaskosu bitti. Pazartesi günü yaptıracaktım. Mümkün olmadı yani. Ondan sonra kaynanamın evi tamamen yerle tuzla bir oldu. Yani çok en azından öyle ilk depremde yıkılan 20-25 tane tam yıkılmış ev vardır. Öbürleri hasarlı, az hasarlı olanlar vardır. Onlara asla şey yapmıyorlar, saldırmıyorlar. Bak, o da hasta. Akıllı durun. Bak, amcan size yardımcı oluyor.